Tekrar merhaba sevgili dostlar. Bir insanın kendisinden yeni bir insan çıkarmasını yani yeni bir ben oluşturmasının adımlarını konuşuyorduk. Efendim niyetle başladık. Harekete geçirici karar dedik. Gayret dedik sonra. Devamlı çaba göstermek dedik. Ve bunun doğal bir sonucu olarak da yeri geldiğinde cesaret adımı atmak dedik. Casara yani atlayıp aşma noktasına gelmiştik. Ve oradan sonra dedik artık Hayat bir daha eskisi gibi olmuyor. Artık biz başka bir insan oluyoruz. Neden? Bu nasıl gerçekleşiyor? Yani her cesaretle adım atan e, ne oluyor da başka bir insana dönüşüyor? Aslında cesaret etmemizi gerektirecek koşullar neydi? Tekrar hatırlayalım. Normalde yapmadığımız, yaptığımız zaman ne olacağını tam bilmediğimiz, yani konfor alanı dediğimiz o alışık olduğumuz alanın dışına çıkmamızı gerektiren ve dünyanın aslında daha önce pek deneyimlemediğimiz bir tarafını şu ya da bu şekilde deneyimlememize vesile olan bir tecrübeydi. Cesaretle adım atmanın sonucunda yaşayacağımız şey. Şimdi bunu yaptığımız zaman bir kere yeni bir ülkeye gittiğinizi, yeni bir yemek yediğinizi, yeni insanlarla tanıştığınız ortamları düşünün. Daha önce alışık olmadığınız şeylerin olduğu bir yere girdiğinde ilk fark ettiğiniz özelliğiniz şudur dikkat ederseniz eğer. Uyanıklığınız artar. Beyniniz bir uyanır bir teyakkuz durumuna geçersiniz. Ne oluyor burada? Mesela yeni bir kişiyle tanıştığınız zaman dikkat edin hafif bir gerginlik vardır. O gerginliği yumuşatmak için bir dizi soru sorarız. İşte adı, sana, mesleğin, nerelisin falan. Aa senden Fenerbahçe falan gibi ortak noktalar bulmaya çalışırız ki biraz o belirsizliği belirliliğe doğru indirgeyelim. O belirsizlik halinin, yenilik halinin bizi bir ayılttığını bilirsiniz. Bu ayıltma hali aynı zamanda beynimizdeki sinapsların yani bağlantı noktalarının üretilebilme kapasitesinde çok arttıran bir şeydir. Biz yeni bir ortama girdiğimizde zihnimizin öğrenme, fark etme ve işleme kapasitesinde belirgin bir artış olur. Bu zaten uyanıklığın yani beynin uyanıklık halinin doğal bir sonucu. Şimdi biz cesaretle herhangi bir şey yaptık. Bu arada tabii ki bunları anlatırken cesaret deyince genellikle Hollywood filmleri tarzı bir şey aklımıza geliyor ama Mesela iki yıldır oturduğunuz apartmanda daha önce hiç tanışmadığınızı fark ettiğiniz yan komşunun kapısını çalıp ya merhaba ben yanda oturuyorum al bu da aşure bir tanışalım falan demek de çok büyük bir cesaret adımıdır aslında. Ne yönde olursa olsun hayatımızda herhangi bir yönde cesaret gösterdiğimizde bu kural değişmez artık bir belirsizlik alanına adım atarız. Belirsizlik alanına adım atınca uyanan beynimiz ise enteresan bir şey yapar. Ee, bizim normalde günlük hayatta işte böyle etrafımızdaki dünyayı algılarken çoğu zaman otomatik pilotta çalışan bir sistemimiz var. Mesela her gün gün içinde defaatle dikkatinizi oradan oraya, oradan oraya yönlendiriyorsunuz. Bunu çoğu zaman fark etmiyorsunuz ama bunun arkasında çalışan ilginç bir sistem var. Üç tane şebeke var beynimizde kısaca. Bunların bir tanesinin adı Default Mode Network. Yani varsayılan durum şebekesi. Böyle boş boş oturup hiçbir şey yapmazken, ufuklara dalmışken falan hakim olan bir beyin sistemi. Beynin en çok enerji tükettiği ve en meşgul olduğu anlardan bir tanesi biz boş duruyoruz gibi gözükse de aslında arşiv toparlama, derleyip toplama, o konuları birbirine bağlama gibi işlerin arka planda yapıldığı bir dönemdir bu. Ve bilirsiniz çoğu zaman parlak fikirler aklınız o default mode network zamanında gelir. Yani orada içeride bir şeyler olur ve siz bunun sonuçlarından haberdar edilirsiniz. Dolayısıyla bu default mode network her, herhangi bir şeye dikkatimizi vermediğimiz sırada zihnin gezinme hali olarak düşünebilirsiniz. Ama sonra biliyorsunuz bir şeyler dikkatimizi çekiyor. Kuş ötüyor, telefona bildirim geliyor, bir şey oluyor ve dikkatimiz oraya yöneliyor. Bu dikkatimizi yönelttiğimiz zaman beyindeki aktif olan ağın adı da attention network ya da dikkat şebekesi. Bir yere dikkat verirken de bu çalışıyor. Sorun ikisinin arasında geçiş sağlayan bir ağ daha var. Yani varsayılan durum şebekesiyle dikkat şebekesi arasında bir an sonra dikkatin nereye yöneltileceğini belirleyen saliency network ya da belirginlik ağı dediğimiz bir ağ daha var. Bu ağın işi de şu. Eğer siz mesela o anda zihninizde belli öncelikler varsa saliency diyor ki onu bunu bırak şuraya bakalım. Mesela susuzsunuz su sizin için öncelikli hale geliyor. Daha önce suyu görüyorsunuz. Mesela masanızda bir sürü karışık nesne var arasında kol saatiniz de var. Kol saatinizi aramıyorsanız, masanın üzerine bakarken çoğunlukla kol saati gözünüze bile çarpmıyor. Ama kol saatinizi arıyorsanız, bir anda onu görür görmez Selin Sinek aha bu, buraya kitlen tak onu buluyorsunuz ve alıyorsunuz. Böyle çalışıyor sistem. Yani rölanti haliyle dikkat hali arasındaki bir geçiş. Yeniliğe adım attığınız zaman saliency network denen bu belirginlik alanının çalışma sistemi değişiyor. Çünkü artık bilinç dışı otomatik pilotta yaşayabileceğimiz alanda olmadığımız için daha fazla opsiyonu görebilecek hale geliyor. Ve siz normalde gözünüze çarptığı halde, görüş alanınızda bulunduğu halde göremeyebileceğiniz şeyleri görmeye başlıyorsunuz. Bu garip bir özellik. Zira bunun bizim dilimizde bir karşılığı da var. Mesela siz ne diyelim kötü bir durum yaşadınız. Ertesi gün arkadaşınıza anlatıyorsunuz ya şöyle şöyle bir şey oldu. İşte atıyorum polis çevirdi, şu oldu, bu oldu falan. Arkadaşınız da size diyor ki, e diyor beni arasaydın ya bizim falanca var, ben onu hemen devreye sokardım, olayı hallederdik diyor mesela. Siz o sırada ne diyorsunuz? Ya evet doğru biliyorum da basiretin bağlanmış işte. Basiretin bağlanmış diye bir kelime kullanıyoruz. Ne demek basiretin bağlanmış ya da basiret ne demek? Basar Arapça görmek anlamına geliyor. Gözümüzün önünde görebildiğimiz bazı şeyleri çoğu zaman görmeyiz. Yani basiret aslında görme yeteneği anlamına gelir ama her zaman aynı düzeyde çalışmaz. Ve bazen özellikle stresten dolayı ya da otomatik pilotta yaşama alışkanlığımızdan dolayı göremediğimiz bir sürü şeyi durum değiştiğinde farklı bir nedenselliğe, farklı bir hikayeye, farklı bir ihtiyaca sahip olduğumuzda görebilir hale gelir. Dolayısıyla cesaretle adım attığımızda o yeni halin bizde yarattığı uyanıklılığın bize getirdiği en önemli yeni hediyelerden biri basiret dediğimiz bir bakış açısı geliştirmesi. Daha önce gözümüzün önünde olan ama belki de hiç fark etmediğimiz şeyleri görebilmeye başlamamız ve o görebildiğimiz olanaklar üzerinden de yeni niyetler, yeni gayret adımları ve yeni cesaret atılımları üretmeyi mümkün kılması çok enteresan bir becerimiz. Ama hep durup durup aynı yerde aynı şeyleri yapıp da ya bakış açım genişlesin ben şöyle felsefi olarak daha bir kapsayıcı düşüneyim. Efendim hiç çözümsüz sorunlara ben çözüm bulayım falan gibi beklemek biraz boş bir bekleyiş olabilir. Bunun için biraz harekete geçmek, biraz adımlar atmak, biraz konfor alanımızın dışına çıkmak ve basiretimizi zorlayarak daha önce görmediğimiz bir şeyleri görebilmeye çalışmak gerekiyor gibi geliyor buna. Jordan Peterson geçen senelerde işte bu aktivist gençler için bir şey söylemişti. Siz önce odanızı derleyin toplayın da ondan sonra dünyayı değiştirmeyi düşünürsünüz diye adama çok fena saldırdılar. Fakat kendisi aynı zamanda bir klinik psikolog olduğu için insanla ilgili çok temel bir gerçeği işaret ediyor. Ufak şeyleri halledemeyenler büyük şeylere maalesef hiçbir katkıda bulunamıyorlar. Odamızı toplamak demek orada bir niyet, orada bir gayret, orada bir cesaret, orada bir disiplin gösterebilmek anlamına geliyor. Bu devreyi orada kuvvetlendirebilen insanların yarın bugün çok daha büyük adımları daha rahat atabildiklerini görüyoruz. Efendim demek ki cesaretten sonra doğal olarak bize hediye edilen yeni yeteneğin adı basiret. Görüşün genişlemesi ve görüş alanımızdaki şeyleri, bu zihnen de olabilir, fiziken de olabilir, görüş alanımızdaki şeyleri daha iyi fark edip fırsatları daha iyi değerlendirme becerisi. Ve bunun bir adım sonrası da var. Zira insan enteresan bir yetenekle görülemeyeni de görebiliyor. Bir sonraki bölümün konusu bu.